eylem yapan insanlar yurt dışına kaçıyor. Siz Interpol'a yazı yazıyorsunuz ve bunları iade edin diyorsunuz. Ve sizin güvenilmez bir ülke olduğunuzu belirterek bunu vermiyorlar. Bu insanları teslim etmiyorlar. Hatta demin bülteni de reddediyor. Bülteni reddediyor. Bülteni, yani, evet, bırak teslim etmeyi. Kabul etmiyor bülteni. Kırmızı bülteni reddediyor. Hatta yine o da önemli Sayın Çakırözer'in söylediği bu gri liste. Yani bu gri liste ne anlama geliyor? İnsanlar bunu düşünsün, bir beyaz liste var, bir gri var, bir siyah var. Gri liste şu an bizim Türkiye olarak kara parayla mücadele, yolsuzlukla mücadele, mafyayla mücadele, rüşvetle mücadele konusunda Sudan, Yemen ve Suriye ile aynı statüye düşmemizi anlatıyor. Bu nasıl giderilecek? Bunlar nasıl çözülecek? Şimdi efendim öncelikle şunu söylemek lazım. Yani Sayın Yeneroğlu'nun, Mustafa Yeneroğlu'nun Deva Partisi Hukuk Politikaları Başkanı güzel bir raporu vardı. Şimdi ülkede 1,5 milyon insan terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma geçiriyor. Şimdi 1,5 milyon insanın terör şüphesiyle devlet tarafından hukuki süreçlere tabi tutulması da bence dışarıdan bakan bir tarafsız aktör gibi düşünün kendinizi. Ya bir ülkede bu kadar çok terörist olur mu? Yani zaman zaman hatta siz bile, ben bile, Utku Bey bizatihi yaşadı. Terörist haftanın terörist panosu var biliyorsunuz. O panodan çıkarıp indiriyorlar. Yani çok kolay böyle ucuz harcanabilir bir kavram haline geldi. Bunu aslında yansımaları, Interpol bir süre sonra sizi ciddiye almamaya başlıyor. Yani bu rakamlarla, bu iş tutuşuyla, bu yaklaşımlarla siz devlet ciddiyetinin içini boşalttığınızda muhataplarınız da onu artık ciddiye almamaya başlıyor. Yani çünkü terör suçu, işte bu Interpol'ün uluslararası ortamda yayınlamış olduğu listeler çok ciddi listeler. Demek ki burada bir suistimal veya bir şey görüyor. Yani yanlış kullanım görüyor. Şimdi bu dağınıklık, karar alamama, ucube cumhurbaşkanlığı sistemi biliyorsunuz, yani ver yetkiyi gör etkiyle başladı. Ama her anlamda, ekonomiden dış politikaya, güvenlikten hak hukuk, temel haklara büyük bir gerileme var. Mesela en basitinden şunu hatırlayalım. Daha 2-3 sene öncesine kadar F-35 de alırım, S-400 de alırım. Kim bana hesap soracak tarzında böyle hırçınca ve böyle çılgınca ifadeler kullanılıyordu. Şimdi geldiğimiz aşamada abi en azından bir F-16 bari ver ezikliğine park ettik. Yani bu ancak dış politikada bu ezikliğe bizi mahkum edenleri bu hamlelerini ancak, yani tarihi bir başarı bu. İleride şimdi tedarik planlaması yönetimi çok önemli bir bilim dalıdır. Biz yurt dışına subaylar gönderiyoruz bunun için. Yüksek lisansa, doktoraya, düşünün. Yani bu S-400 mevzusu aşırı siyasallaştığı için böyle bir karar verildi ve günün sonunda siyasi bir karar. Mütakiben F-35 süreçlerinden çıkarılma, tekrar F-16 alma çabası. Bakın baya baya önemli okullarda örnek olay şeklinde okutulacak. Yani ve burada insanlar şunu soracaklar. Ya Ankara'da rasyonel karar alma mekanizmaları, karar alma süreçleri nasıl oldu da işlemedi? Yani nasıl insanlığın aklı tutulmuş olabilir, böyle kararlara imza atılmış olabilir? Ve bunlara ilgili çok ciddi kitaplar, makaleler basılacak. Yani işte burada bu günün sonunda neye geliyor? Bu sistemin yaratmış olduğu, biliyorsunuz, ayaküstü orada, sadece orada olanlarla yapılan toplantılar, ayaküstü alınan kararlar, günü kurtarma üzerine, yani bir kısa vade tuzağı gibi düşünün. Bugünü kurtaralım, bu haftayı kurtaralım, önümüzdeki haftayı Allah kerim. Büyük yapısal sorunlara pansuman tedaviler, güçlü kurumların içinin boşaltılması, aşırı kişiselleşme, keyfiyet, öngörülemezlik, kestirilemezlik, günün sonunda ciddi anlamda siyasi krizi artık bir devlet ve yönetim krizi haline getirdi. Yani ve bu ciddi ciddi büyük, yani yurt dışındaki mahfillerde tartışılıyor. Yani Türkiye'de bir devlet krizi mi var? Türkiye'de devlet yönetimi krizi mi var tarzında? Bence bu çok ciddiye alınması gereken şeyler. Yani niçin Ankara önemli kararlarını rasyonel bir şekilde alamıyor? Karar mekanizmaları niçin felçli gibi duruyor? Ve niçin bir türlü
Türkiye doğru kararları doğru zamanda veremiyor. Bence bu önemli. Bu bahsettiğimiz bu devlet bağlantılı suç örgütlerinin sayısındaki artış, bu gri listeye alınmamızdaki temel şey. Yani şimdi devlet suç örgütlerine kuluçka yapılırsa, mafya devletleşirse devleti çürür. Yani günün sonunda olan bu. Gene Birleşmiş Milletler'in bir endeksi vardı bakın. Avrupa'daki suç örgütleri açısından bir endeks yayınladılar. Türkiye'nin birinci olduğu endekslerde var. Bu onlardan bir tanesi. Rusya'yı, Sırbistan'ı, Karadağ'ı bile geçmişiz yani. Avrupa'daki en fazla suç örgütünün olduğu ve bu suç örgütlerinin çoğunlukla devlet bağlantılı, devlet gücünü kullandığıyla alakalı bir endeks bu. Şimdi bu endekste Türkiye 46 ülke arasında birinci çıkıyorsa ve güvenilir bir endeksten bahsediyorum. Yani şapkayı koyup Fatih Bey bir ciddi anlamda önümüze koyup düşünmemiz lazım. Yani devlet yönetimi krizi, işte bu dağınıklık, karar alamama, devletin mafyayla, suç örgütleriyle ilişkileri, her gün ifşaatlar, Dohalardan, Dubai'lerden bize gelen ifşaatlar ve bunu yapan da içeriden birisi. Yani bu ifşaatlarla güne uyanıyoruz, onlarla yatıyoruz. Yani gerçekten insan çok ciddi anlamda endişe duyuyor ve açıkçası üzülüyor. Yani biz hepimiz devleti önemseyen insanlarız. Peki Sayın Gürcanlı, bir soru soracağım. Kısa bir cevap istiyorum ama sizden ricam. Şimdi hiç duyulmadığı kadar, hiç işitilmediği kadar, hiç yazılıp çizilmediği kadar Türkiye'de bir uyuşturucu haberleri ve piyasası başladı. Biraz önce de konuştum ama bence bu sorunun sorulması gereken kişi biraz da sizsiniz, asker kökeninizden dolayı. Şimdi bir polisin sadece 27 kilo, 28 kilo arabasında uyuşturucu çıktı ki o polis uyuşturucuyla mücadele konusunda validen bir ödül almış. Takdir ve tebrik almış ama o polis uyuşturucu taşıyor. Eşi de var yanında arabasında ve 30 kiloya yakın uyuşturucu çıkıyor arabasından. Bir şeyler var, bir şeyler oluyor. Mesela yurt dışına uyuşturucu hapı göndermeye başladı Türkiye. Yani ihracata başladı diyelim, kötü bir tavır ama ihracata başladı. Ne oluyor bize? İşte o burnuna çekilenler, Mersin Limanı, İzmir Limanı derken Türkiye sanki böyle bir Kolombiya, bir Meksika, yani bir Paraguay ya da Panama gibi bir ülke olmaması gereken şekilde, ki üretimi yok çünkü o uyuşturucunun bizde, bir role büründü. Bunun nedeni ne? Bu nasıl duracak? Bakın tekraren söylüyorum, bu bugün Tolga Şardan Bey çok güzel yazdı T24'te. Birleşmiş Milletler raporundaki ifade, devlet bağlantılı suç örgütleri sayısındaki artış. Burası önemli. Devlet gücünü bir şekilde kullanan veya devlet gücüyle kendine operasyon alanı belirleyen suç örgütlerinin sayısındaki artış. Bunu biz demiyoruz. Birleşmiş Milletler raporu diyor. Şimdi burada biliyorsunuz uyuşturucu ticaretinde Doğu ülkelerinde üretiliyor. İşte Afganistan'dır, Pakistan'dır, Orta Asya'dan. Kullanıcılar da belli. Yani üretici ile tüketici arasında bir transit ülke Türkiye. Eskiden tali bir transit ülkeydi. Şimdi ciddi ciddi ana akım, böyle bir uyuşturucu koridoru haline geldi. Şimdi bunu bir irdelemek lazım Fatih Bey. Şimdi Türkiye'nin için önemli bir ticari koridor haline geldi uyuşturucu ticaretinde. Bunun iten faktörleri vardır, çeken faktörleri vardır. Yani iten faktör demek ki organize suç şebekeleri Türkiye'de işlerini daha kolay yapabiliyorlar. Daha az insanla, daha az maliyetle, daha az riskle yapabiliyorlar ki tali bir transit ülkeden ana bir transit ülke haline geliyorsunuz. Artı sizin o vurguladığınız şey de o, demek ki büyük pazarlıklar Türkiye'de dönmeye başladı. Burada da şuna dikkat çekmek istiyorum. Devletin kendisini bu tür yapılardan uzak tutabilmesi becerisi liyakatla, sağlam, güçlü hukuk mekanizmalarıyla, hesap sorma mekanizmalarıyla olur. Şimdi yapanın yanına kar kaldığı, ya yakalansam bile veya şüphe olsa bile kapatırım dediği, demek insanlar kendilerini güçlü hissediyorlar. Tanıdıkları var belli yerlerde, güçlü insanlar var. Himaye gördüklerini düşünüyorlar ve cesaret ediyorlar. Şimdi bu dünyada insan özü itibariyle kötüdür. Ama günün sonunda bu işi yapıp yapamaması demek,
doğrudan devletle alakalı yolsuzluk önemli bir suç. Artış var Türkiye'de, iddialar ortada. Şimdi önemli kurumlarımız da var aslında. Sayıştay, Devlet Denetleme Kurumu, dışarıdan aynı şekilde hukuki kurumlar. Yani demek ki Türkiye'de devlet mekanizmalarında bir şeyler ters gidiyor ki böyle oluyor. Bu evet. Çeken faktör olarak Türkiye'ye doğru bu iş kayıyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Sayın Gürcanlı, katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Yolunuz açık olsun. Kolay gelsin. İyi yayınlar efendim. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ömer, şunu söyleyeyim. Az önce bir polis örneği verdiniz. Tabii buyurun. Tüm polisleri aynı şekilde damgalamamak lazım. Ben Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucu büyük bir sorun. Bütün şehirlerimizde ve bununla mücadelede özveriyle görev yapan polislerimiz var. Bu söylediğiniz örnek, yani hani kötü örnek örnek olamaz derler ya, kötü bir örnektir. Bunlara tabii ki mücadele etmek, bunları teşkilattan ayıklamak lazım böylelerini. Ama işin aslı bir genel Türkiye'de devlette bir çürüme var. Yani az önce Metin Bey de söyledi. Liyakat gidince, işte adalet gidince, bütün işte denge denetleme gidince, yani yargı tarafsız ve bağımsız bir şekilde görevini yapmayınca, işte mesela